Portre fotoğrafında bana göre önemli olan fotoğrafını çektiğiniz insanın güzelliği ya da çirkinliği değildir. Çünkü güzellik ya da çirkinlik aslında benim bu ilk söylediğim anda kulağınıza geldiği kadar önemli bir şey değildir hayatınızda. Yani Ayşe nasıl bir arkadaşın diye biri sorduğu zaman çok güzel kız abi demezsin hemen. Eğer kız geçen sene Avrupa Güzellik Yarışması'nı kazandıysa tamam söylersin bunu. Ama öyle değilse dersin ki çok iyi bir insan ve çok cömerttir. Çok güzel yemek yapar, çok kitap okur, çok cimridir. Yani böyle 5-10 tane farklı özelliğini söylersin. En son bir gerekiyorsa bir şey dersin ki eli yüzü de düzgün bir kız. Dolayısıyla portre fotoğrafında da biz zaten baktığımız portrelerin çoğuna o amaçla çekilen fotoğraflar hariç. Çünkü bazı fotoğraflar öyle de çekilebilir. Ne güzel kız, ne güzel çocuk, ne güzel adam diye bakmayız zaten. Hep başka bir şey söyleriz. Deriz ki ne güzel gülüyor, ne güzel bakıyor, ne acayip koşmuş, ne biçim düşmüş, ne biçim zıplamış. Başka bir özelliği vurgularız. Onun için de bana soracak olursanız insan ve portre fotoğraflarında önemli olan fotoğrafını çektiğiniz insanın duygusunu, düşüncesini, ifadesini, tavrını, kimliğini, kişiliğini doğru aktarmaktır. Eğer portre fotoğrafı bunu yapıyorsa başarılı, doğru, iyi, güzel, etkili bir fotoğraftır. Dedim ya bazı fotoğraflar onun için çekilir. İşte güzel çocuk fotoğrafı. Belki bir reklamda kullanılacaktır, belki bir şeyde ve güzel bir çocuk gerekiyordur. O zaman evet güzelliğe bakarız. Ama onun dışında daha çok bizi ilgilendirmesi gereken şey o insanın hikayesidir. Hani bunu biz hep yine derslerde çok anlatırız. Steve McCurry'nin Afgan kızı Şerbet Gula fotoğrafı. Hiç kimse bakıp da demez ki ne güzel kız. Hep başka bir şeyi düşünürüz. Ya işte korkak, ürkek kız çocuğu, başına ne geldi acaba? Bak kızla hiç alakamız yok aslında. Yani onun gözlerinden bakıp arka plandaki hikayeyi düşünmeye çalışıyoruz. Onun için efsane bir fotoğraftır zaten. Tabii ki hani National Geographic'te kapak olması falan çok ikon bir fotoğraf olması evet biliyoruz ama bu özelliğe sahip olduğu için o fotoğraf seçildi. O kızın çünkü 36 kare fotoğrafı var Steve McCurry'de. Hani biz derslerde gösteriyoruz. 35 tanesinde gülüyor kız. Arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Bir tane fotoğrafta öyle duruyor. Yani seçilmesinin sebebi oradaki hikayeyi çok acayip anlatması o fotoğrafın.